Payitaht Abdülhamid, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi dizileri ekranlara getiren TRT'nin favori projelerinden biri ise Teşkilat. Yayınlanan bölümleriyle reytingleri alt üst eden dizi, sosyal medyada da güçlü bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaşadığı olayları konu alan dizinin müthiş aksiyon sahneleri, izleyicileri cezbetmeye devam ediyor. Çarpıcı hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken ve yeni bölümleri merakla beklenen dizi, başarısıyla rakiplerini zora sokuyor. Pazar akşamları rakipsiz olduğunu reytinglerde elde ettiği çift haneli sayılarla gösteren Teşkilat dizisinin son bölümü nefes kesti. Mete, Uzay'a dergi saldırısı ve Fadi ile ilgili gerçekleri gözler önüne seren videoyu dolaşıma sokmasını söyledi. Videoyu izleyip planlarının suya düştüğünü gören Fadi ise SİHA'ların güvenlik protokollerinin çözülmesiyle asıl amacına ulaşmış oldu. Serdar ve Zehra, saklandıkları mağaranın diğer ucunun teröristlerin karargahı olduğunu fark edince büyük şok yaşadı. Teröristlerin konuşmalarını dinleyerek planlanan karakol saldırısından haberdar olan Serdar, ele geçirdiği telefonla Mete Bey'e ulaşmayı başardı. Mete Bey, plana uygun olarak teröristleri izleyen SİHA'nın düşürülmesi talimatını verdi. Serdar, Zehra ve Hulki ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Elde ettiği istihbaratı test etmek isteyen Fadi, örgüt temsilcileriyle birlikte kendilerini izleyen bir SİHA'yı düşürdü. Operasyonda başarılı olduğunu düşünerek büyük sevinç yaşayan Fadi, şartların hazır olduğunu düşünerek büyük karakol saldırısı için de örgüte talimat verdi. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Mesut Akusta gibi isimleri kadrosunda bulunduran Teşkilat'ın 18 Nisan Pazar akşamı saat 20'de yayınlanacak olan 7. bölümü heyecanla bekleniyor. Savunma sanayisinde yerli ve milli projelere önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile SİHA'ların mimarı olarak bilinen Selçuk Bayraktar'ın da takip ettiği ifade edilen diziyle ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Geçtiğimiz bölümde SİHA'larla ilgili, parasını verdiğimiz, geliştirdiğimiz savaş uçağını bile vermediler. Ama onu da yapacağız, inanın bana onu da yapacağız, ifadelerini kullanan deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in rütbe olarak üstündeki kişinin gerçekte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı oynadığı öne sürüldü. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Fidan 25 Mayıs 2010 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en genç Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak tarihe geçti. 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü. Fidan, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinden TİKA Başkanlığına kadar devletin birçok önemli kademelerinde görev aldı. Şubat 2012 tarihinde Başsavcı Sadrettin Sarıkaya tarafından KCK operasyonunda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bunun üzerinde Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesinde değişiklik yaparak teşkilat mensuplarının veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişilerin görevin niteliğinden doğan ve görevi ifa sırasında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle haklarında soruşturma yapılması Başbakan'ın iznine bağlandı. Hakan Fidan'ın başkanlığı yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına bağlandı.